Merhaba arkadaşlar, merkez sinir sistemine devam. Şimdi beyin kısımlarından bahsedeceğiz. Beyni 3 kısma ayırmıştık. Ön, orta ve arka beyin şeklinde. Burada da ön beynin 2 kısmını inceleyeceğim. Uç ve ara beyinden bahsedeceğim. Ön beyin dediğimiz beynin en büyük kısmıydı arkadaşlar. Hatta beyni tamamen dıştan, yukarıdan baktığınızda dıştan tamamen saran bir yapıya sahiptir. Yani biz beyni incelerken yukarıdan baktığınızda beynin diğer bölümlerini göremezsiniz. Ön beyin o kadar büyük bir alana sahiptir diyeceğiz. Ön beyni uç ve ara beyin şeklinde ikiye ayırmıştım. Önce uç beyinden bahsedeceğim. Beynin en dışına örten kısma biz uç beyin diyoruz. Dikkat! Uç beyin deyince bilinçli davranışlar aklına gelecek. Bilinçli davranışların bütün değerlendirme merkezleri uç beyinde bulunuyor arkadaşlar. Konuşuyorum, yazıyorum, işitiyorum, ne bileyim dokunuyorum, yürümek istiyorum, kalkıyorum vesaire vesaire. Hafıza, zeka bunların hepsi, öğrenme gibi davranışların hepsini uç beyin kontrol ediyor. Bunları tek tek ezberlemene gerek yok. Kodlayacağız arkadaşlar. Uç beyin deyince ne aklına gelecekmiş? Bilinçli davranışlar. Koku alıyorum. Kim o zaman? Uç beyin kontrol ediyor gibi. Bütün bilinçli davranışları burası kontrol edecektir. Sağ ve sol olmak üzere iki tane yarım küreden meydana geliyor. Görmüşsünüzdür beyninde iki tane şey var, lobu var. Lob demiyoruz biz bunlara, yarım küre diyoruz işte. Bu sağ ve sol yarım küreler vücudun kontrolünde görev alacaklar. Enine kesti aldım. Beyni şöyle enine kestim arkadaşlar. Enine kestiğimde baktığımda dış kısmında koyu renk boz madde, iç kısmının ise daha açık renk ak maddeden meydana geldiğini görüyoruz. Peki boz ve ak madde ne demek? Şimdi hatırlayın, beyin dediğiniz yapı, omurilik dediğiniz yapı nöronlardan meydana geliyor demiştik. Beyinde arkadaşlar ara nöronlar ve motor nöronların hücre gövdeleri yer alıyor demiştik. Ve yine omurilikte de böyle. Ve burada arkadaşlar baktığınızda miyelin kılıf bulunduran nöronlar açık renk gözükür. O yüzden o kısımlara ak madde diyoruz. Miyelin kılıf neydi? Miyelin kılıf bir nöronun aksonunda oluşan bir kılıftı diyelim. Bu miyelin kılıf yağ dokudan, steroidden meydana geliyor. O yüzden de iç yağları düşünün, ak, değil mi? Beyaz renkte bulunuyor. İşte miyelin kılıflı kısımlar beyinde o zaman ak madde olarak adlandırılıyormuş. Ki miyelin kılıf sadece aksonlarda bulunduğu için miyelin nöronların aksonlarına ak madde diyecekmişim. Onun dışında dendrit ve hücre gövdelerinde bakın miyelin kılıftan bahsedemezsiniz. O zaman nöronların dendrit ve hücre gövdeleri koyu renk gözükecek. Boz maddeyi oluşturacak. Bir de her nöron miyelinli miydi arkadaşlar? Her nöron miyelinli değildi. Miyelin bulundurmayan aksonlarda yine arkadaşlar boz maddeyi oluşturacaktır diyeceğiz. Toparlayalım. Boz madde miyelinsiz kısımlardan oluşuyor. Ak madde ise miyelinli nöronların akson kısımlarından oluşuyor diyelim. Geri döndüm. Uç beyinde nasılmış? Dikkat! Dışta boz madde, dışı koyu renkmiş. İçi ise ak maddeden oluşuyormuş arkadaşlar. İçi açık renkteymiş diyeceksiniz. Bu önemli. Çıkıyor karşınıza. Evet, şimdi geldim bir notuma. Dikkatim var burada. Boz madde dediğimiz kısma kaynaklar özel isim veriyorlar. Biz koyu renkte gözüken bu boz maddeye beyin korteksi, yani beyin kabuğu da ismini verebiliyoruz. Soru size uç beyinle ilgili geldiğinde illaki uç beyinde demek zorunda değil ya da ön beyinde demek zorunda değil. Beyin korteksi, beyin kabuğu ki bunları daha çok kullanıyor diyorsa siz bunun uç beyinden bahsettiğini anlayacaksınız arkadaşlar. Onun için bu kelimeleri iyi bilin. Korteks ve kabuk, beyin kabuğu ve beyin korteksini daha çok kullanıyorlar. Evet, burada beynin kısımlarını tekrar verdik. Bu görüntü biraz daha net. Bakın şu sarıyla ifade edilen kısım şurası arkadaşlar. Burası işte nedir? Uç beyindir. Burada beyin yarım küreleri var. Bak, ön beynin uç beyin kısmı. Beyin yarım küreleri bu kısımda yer alıyor diyeceğiz. Şurada bakın şu kısım şöyle çizmiş. Talamus dediğimiz ön beynin ara beyin kısmındaki ilk kısımdı. Şu bölge arkadaşlar ara beynin ikinci kısmı, hipotalamus. Şu kısım ise nerede o? Epitalamus çizmemiş de şu bölgede olacak o da. Epitalamus da bu tarafta olacak. Ön beynin kısımlarını buralarda tek tek inceleyeceğiz bu videoda.
Yine arkadaşlar bakın orta beyni vermiş, morla göstermiş. Orta beyin daha sonraki videolarda göreceğiz. Ve arka beyinden meydana geliyor demiştik. Arka beyinin sırasıyla arkadaşlar şurada ponsum var. Şu bölgede aşağıda omiyelikle bağlantı yapan omiyelik soğanım var. Yeşille gösterilen kısımda arka beynin beyincik kısmıdır diyeceğiz. Biz bu videoda kimden bahsedeceğiz? Uç beyin ve ara beyinden bahsedeceğiz. Uç beyin de dediğim gibi sarı kısım. Ara beyin ise şu ibibik gibi şeyin horozun ibiğine benzeyen yapı. Orası da ara beyin olarak adlandırılacaktır diyelim. Evet, dedik ki uç beyin sağ ve sol yarım kürelerden meydana geliyor. Şimdi sağ ve sol yarım küreler arkadaşlar var. İşte sağ yarım küre vücudumun sol tarafını, sol yarım küre vücudumun sağ tarafını kontrol ediyor falan filan, anlatacağız bunları. Fakat bunlar birbiriyle bağlantılı çalışmak zorunda. Öyle sağ çalışırken sol çalışmıyor gibi bir durum söz konusu değil. İkisi de yine birbirinden haberli ve ikisi de yine arkadaşlar birbiriyle bağlantılıdır diyeceğiz. Bakın burası sol yarım küre. Burası da sağ yarım küre arkadaşlar. Bunları birbirine bağlayan noktalara ya da özel yapılara isim veriyoruz. Bu yarım küreleri üstten birbirine bağlayan yapılara nasırlı cisim, alttan birbirine bağlayan yapılara ise beyin üçgeni ismini veriyoruz. Şimdi şunu bir temizleyelim şuraları. Burada nasırlı cisim ve beyin üçgenini göreceğiz. Bakın uç beynin loblarını üstten birbirine bağlayan kısım yeşille ifade etmiş nasırlı cisim. Alttan birbirine bağlayan kısım ise beyin üçgeni ismini alıyor arkadaşlar. Bu tanımı bileceksiniz, isimleri bileceksiniz. Beyin yarım kürelerinin enine kesit aldığınızda bir yarıktan bahsedeceğiz. Yani beyin yarım kürelerini enine birbirine ayıran yarık var. Bu yarıya arkadaşlar ne isim veriyoruz? Rolando yarığı. Bak burada. Ronaldo. Oradan aklına gelebilir. Rolando yarığı ismini veriyoruz. Beyin yarım kürelerini ikiye ayırıyormuş. Şimdi bu beyin yarım kürelerinin görevlerine geldik. Beyin yarım küreleri sağ ve sol lob olmak üzere iki yarım küreden meydana geliyor demiştik. Sağ yarım küre dediğimizde ne gelecek aklımıza? Bunun görevlerini bileceksin. Şimdi kafamın sağ yarım küresi vücudumun sol tarafını kontrol ediyor arkadaşlar. Yani sol elimi hareket ettiriyorken aslında benim şu an sağ yarım kürem ne yapıyordur? Çalışıyordur diyelim. Onun dışında hayal gücü, yaratıcılık, sezgi gibi arkadaşlar daha duygusal davranışları sağ yarım küre kontrol ediyor. Bütüncül düşünme, yine üç boyutlu algılama, kavrama ya da işte sanatsal faaliyetler, müziktir, resimdi gibi bunların arkadaşlar kontrol merkezleri neresidir diyeceğiz? Sağ yarım küre diyeceğiz. Genelde sağ yarım küre deyince sözel zekada diyebiliyorlar arkadaşlar. Daha sanat dediğim gibi daha duygusal yapılarımızı kontrol ediyor sağ yarım küremiz. Sol yarım küreye baktığımızda ise sol yarım küre arkadaşlar mesela yine hareket çapraz olacak demiştik ya, sağ elimizin hareketlerini kontrol edecek. Ben şu an yazıyorum, sol yarım kürem o zaman çalışma gösteriyor diyelim. Dil becerisi, yine yeni bir dil öğrenecekseniz sol yarım kürenizin aktif olması lazım. Mantık mesela arkadaşlar. Analitik zeka, karar verme, çözüm bulma, işte bilim matematik gibi, fen bilimleri ve matematik gibi alanlarla ilgili sol yarım küre çalışma yapar. Sayısal beceriler. Hatta bu yüzden biz bunlara sayısal zekayı kim kontrol eder deriz. Beynimizin sol yarım küresi kontrol eder deriz. Yine yazım becerileri gibi faaliyetleri kontrol edecektir diyeceğiz. Şimdi sağ ve sol yarım küremiz beraber çalışıyor dedik. Ama şimdi bazı insanlar sayısal zekalı, bazı insanlar sözel zekası daha baskın diyoruz. Bütün insanlarda sağ ve sol yarım küre çalışır. Fakat yine çevrenin etkisiyle ve genetik etkilerle bir yarım küre biraz daha baskın olur arkadaşlar. Siz bunu baskında yapabiliyorsunuz dediğim gibi çevresel etkilerle. Bu sağ ve sol yarım kürenin baskın olmasına göre de burada saymış olduğumuz özellikler buna göre daha sizde ön planda oluyor. Mesela ben sayısalcıyım değil mi? Sayısal zekam biraz daha baskın. Matematikten iyi anlıyorum, atıyorum. Bilimsel çalışmalar yapıyorum. Bunlara daha yatkınım. O zaman benim sol yarım kürem daha baskındır diyebilirim. Yine sağ elimle yazıyorum.
sol yarım kuşağın buna göre daha baskındır diyebiliriz. Ama dediğim gibi bunları arkadaşlar çevrenin etkisi değiştirebilirsiniz demeyeyim de çevrenin etkisi geliştirebilirsiniz demek çok daha doğru olur. Sol yarım kuşağım baskındır ama ben sağ yarım kuşağımı da baskın hale getirebilirim. Nasıl? Mesela bütüncül düşünce, sezgi, yaratıcılık gibi eylemleri geliştirecek, atıyorum kaynaklar okuyarak ya da bu bazı etkinlikler yaparak sağ yarım kürümü de baskın hale getirebilirim. Evet, burada bir notum var arkadaşlar. Şimdi insanlarla sol ve sağ yarım küre birlikte çalışır dedik cepte. Fakat çevresel ve kalıtsal etkilerle bir lob daha baskındır. Yani bir yarım küre aslında daha baskındır diyeceğiz. Bir de beyin korteksi, yani beyin kabuğu, yani neresiydi orası, uç beyin, iki yarım kürenin birbiriyle haberleşmesini sağlayan bir yapıya sahip. Biz bu kısma corpus callosum ismini veriyoruz. Ezberlemek zorunda değilsin, ekstra söylemiş oluyorum bunu. Sorularda görmezsin ya da ÖSYM bu kısmı sormaz, yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama bazı ileri kaynaklarda çıkacağı için ismini veriyorum tekrar. Dediğim gibi o sağ ve sol yarım kürenin birbiriyle haberleşmesini sağlayan yapı corpus callosum ismini alıyor. Nerede yer alıyormuş? Bu beyin korteksinde yer alıyormuş diyeceğiz. Beyin yarım kürelerimiz istemli hareketleri kontrol eder. Yani neden? Çünkü burası uç beyin zaten. Uç beyin dediğim an hemen istemli faaliyetler aklına gelecek. Başka hiçbir şey aklına gelmeyecek. Dolayısıyla beyin yarım küreleri de uç beynin yarım küreleri olduğu için burası da istemli hareketleri kontrol edecektir diyeceğiz. Bizim istemli hareket edebilmemiz için duyu organlarımızdan uyarı almamız gerekiyor. Yani mesela acı hissediyoruz. Elimizi çekiyoruz. Ne bileyim işte... Konuşma duyuyorum değil mi? Sesler geliyor. İşitme işlemi yapıyorum. İşte burada kulaktan, işitme organından gelen uyarıların değerlendirilmesi gerekiyor ki işittiğimi algılayabileyim. Dolayısıyla 5 duyu organlarımızdan gelen bütün uyarılar nerede değerlendiriliyormuş arkadaşlar? Beyin yarım kürelerinde değerlendiriliyormuş. Yani uç beyinde değerlendiriliyormuş diyeceğiz. Öğrenme davranışı, hafızamız, zekamız, bilinçli davranışlar, okuma, yazma, konuşma, bunların hepsini beyin yarım küreleri, yani uç beyin kontrol ediyormuş diyeceğiz. Şimdi biz bu uç beyni Rolando yarığıyla ne yaptık? Tekrar böldük. Burada arkadaşlar bu yarıklarla biz şeyde müfredatta sadece Rolando yarığından sorumluyuz ama farklı farklı da yine enine kesen yarıklar bulunuyor. Bunlarla birlikte benim yarım kürelerim loblara ayrılıyor. Farklı farklı bölgelere ayrılıyor. Aslında biz burada çok azını göreceğiz ama normalde beynin çok daha fazla kısımları var arkadaşlar anatomik olarak baktığımızda, ama müfredatta yok. Onun için korkmanıza gerek yok, o kadar ayrıntıya girmeyeceğiz. Bizim uç beynimize baktığımızda loblara ayrılıyor demiştik. Mesela sağ ve sol yarım kürenin ön kısmı arkadaşlar, kafamızın ön kısmına ön lob, yani frontal lob ismini veriyoruz. Onun dışında arkadaşlar frontal lobun arkasına gelen kısım yan kafa lobları diye adlandırdığımız kısımdır. Şurası maviyle gösterdiğimiz kısım. Bir de şurada arkadaşlar şakak loblarımız var. Burada hem sağda hem sol yarım kürelerde var. Bunlara da temporal loblar diyeceğiz. Bir de arkadaşlar arkada bakın yeşille göstermiş. Uç beyin arka kısmında yine sağ ve sol lobda iki tane bulunan arka kafa, yani oksipital lobların bulunacaktır diyeceğiz. Şimdi bu lobları niye verdim? Bu lobları ben verdim. Üzerinden geçeceğim. Fakat ÖSYM ayrıntılı olarak arkadaşlar sormayacak size. Frontal lobun görevi nedir? Oksipital lobun, temporal lobun görevi nedir gibi şeyler sormayacak size. Kısaca, hızlıca görevlerini geçeceğim. Bu görevlerin hepsi zaten uç beynin görevleridir diyeceksiniz. Ön lob dediğim frontal lob. Bak burası. Ön kafa lobu. Nedir görevleri? İstemli kas hareketlerini burası kontrol ediyor. Yürüme mesela arkadaşlar. Kolumu kaldırıyorum. Bunlar. Bunların hepsini frontal lob kontrol ediyor. Yazma, konuşma faaliyetlerini burası kontrol ediyor. Problem çözme. Bir sorunla karşılaştığınızda hani düşünüyorum ve kafa yoruyorum, ne bulsam acaba cevap. İşte frontal lobu çalışıyor. Karar verme, planlama, tahmin etme, duygularını ifade etme, yeteneklerini fark etme, kişilik denetimi, konsantrasyon ve harekete geçme gibi faaliyetleri kim? Ön lob, frontal lob kontrol ediyormuş. Yan kafa lobum var demiştim. Parietal lob,
ön lobun hemen arkasında, frontal lobun hemen arkasında bulunuyor. Bu da deriden gelen uyarıcıları arkadaşlar değerlendiriyor. Dokunma, acı, basınç, bak hepsi deriden geliyor. Sıcaklık, soğuğun algılanması, bunların hepsi deriden geliyor. Deriden gelen uyarıcıları değerlendirir diyebiliriz. Tad almada yine görevli. Tad alma dediğimiz şey de kim yapacak? Dil yapacak. O zaman dilden gelen uyarıcıları da yine parietal lob ne yapıyormuş arkadaşlar? Değerlendiriyormuş. Boyut, şekil, renk gibi cisimlerin yapılarının algılanmasında yine parietal lob görev alacaktır. Konuşmayı algılamada. Bak, frontal lob konuşmayı sağlıyordu. Konuşma faaliyetleri, şu an konuşuyorum. Bunu benim şu an frontal lobum çalışıyor. Birisi konuştuğunda onu algılamamı ise kim sağlayacak arkadaşlar? Parietal lob. Ya da ben konuşurken bir yandan kendimi dinliyorum. Bu da yine konuşmayı algılamada parietal lobum aktif olacaktır diyeceğiz. Akademik becerilere sahip olma, matematiksel hesaplamalar yapma, okuma, yazmada da görev alıyormuş. Geçtim. Geldim şakak loblarıma, temporal loblarım. Bunlar da arkadaşlar nereden gelen? Kulaktan gelen, işitmede. Yine burundan gelen, koku almada görev alan merkezlerdir diyeceğiz. Konuşulan dili hangi dilde, hangi yabancı dilde olduğunu algılama yine temporal lobda. Düzenleme, sınıflandırma gibi faaliyetleri yine temporal lob yapıyor. Bilgi edinme, duyuma, koku alma olaylarında yine görev alıyormuş arkadaşlar. Zaten burada söylemiştim. Öğrenme davranışlarında, yine duyguların denetiminde görev alıyor. En önemli görevi de hafıza merkezi olmasıdır diyeceğiz. En son oksipital lobum var, en arka loblarım. Bunların görevi görme. Görme merkezi deyince arkadaşlar oksipital lob aklınıza gelecek. Şimdi diğer birkaç görevi daha var ama en büyük şeyi bu kaplıyor. Diyeceksiniz ki koskoca loblar niye sadece tek bir ana görevi üstlenmiş? Görme çok karmaşık bir olaydır. Ve inanılmaz bir nöron ağına sahiptir sizin gözünüz. Vücudunuzda en fazla bulunan sinir hücresi göz bölgesindedir. Dolayısıyla arkadaşlar oksipital lobda bundan kaynaklı büyük olacak ve sinirlerden gelen uyarılar burada algılanacaktır diyeceğiz. Bu karmaşık olayı tek bir lob üstlenmiştir diyeceğiz. Görsel yapıları yorumlamada, okuduğunu algılamada, canlandırmada da az da olsa görevi vardır diyoruz. Evet, uç beynimiz böyle. Toparlayalım. Ön beyinden bahsettik. Ön beyin uç ve ara diye ikiye ayrılır dedik. Uç beyinden bahsettik. Uç beyinde neyi bilmem gerekiyor? Bir, uç beyin bilinç davranışları kontrol ediyormuş. Kesin bileceğim. Başka, uç beyin arkadaşlar sağ ve sol yarım küreden meydana geliyormuş. Bileceğim. Sağ ve sol yarım küre birbiriyle koordineli çalışıyor. Sağ yarım kürenin görevleri, sol yarım kürenin görevleri. Bileceğim. Onun dışında sağ ve sol yarım küreyi birbirine bağlayan üstten nasırlı cisim, alttan beyin üçgeni varmış. Bilmek zorundayım. Bir de arkadaşlar uç beynin görevleri de bilmeniz lazım. Ne gibi? Hafıza merkezi olduğunu, beş duyu organından gelen uyarıları değerlendirdiğini, zekanın, öğrenmenin, konuşmanın gibi birçok davranışın değerlendirme merkezi olduğunu bilmem gerekiyor. Ve dışta boz madde, içte de ak maddeden meydana geliyormuş. Evet, şimdi geldiğim ön beynin ikinci kısmına, ara beyin. Bunları küçük küçük notlar olarak yazın. Bunları yazarak çalışacaksınız kesinlikle. Odanızda küçük post-it kağıtları yazarak gözünüzün önüne koyun. Bir gün bir tanesini, ertesi gün diğerini, ertesi gün diğerini şeklinde arkadaşlar görevlerini ezberlemeye çalışın. Burada ezber var maalesef ki. Daha sonra bunları kullanarak zaten sorularda bunun öğrenme kısmını tamamlamış olacaksınız. Bir gün birini ezberliyorum, ön beyine çalışıyorum. Ertesi gün işte arka beyine çalışıyorum. Ön beyinde tekrar edin. Bu şekilde bir hafta içerisinde zaten bunun kısımlarını tamamlarsınız arkadaşlar. Latinceler olduğu için birazcık kafa karışıklığı yapabilir ama dediğim gibi bir hafta içerisinde sürekli tekrarlarınızda bunları halledebilirsiniz. Birkaç kez yazın görevlerini, kendiniz kafanızdan yazmaya çalışın. Bu da yine öğrenmede iyi bir yöntem olacaktır sizin için. Bol bol soru çözeceğim. Buralardan kolay sorular gelecek. Bakın, yani size sordukları sorularda uç beynin görevleriyle ilgili bir soru gelebilir. Çok basit. Sen uç beynin genel olarak bilinçli davranışları kontrol ettiğini bilirsen direkt olarak zaten soruyu çözersin. Hiçbir problem olmayacaktır. Evet, geldim şimdi ara beyne. Ara beyin uç beynin alt kısmında yer alacak arkadaşlar. Talamus,
bak şu bölge talamus, şu bölge hipotalamus, hatta ondan bir bez uzanıyor bakın burada, hipofiz bezi. Bir de şu bölge var, epitalamus. Oradan da uzanan bir bez var, epifiz bezi. O zaman toparlarsam ara beyni 3 kısımda inceleyecekmişim. İlk olarak talamustan başlıyorum. Talamus dediğimiz yapı. Arkadaşlar 5 duyu organlarından gelen duyu nöronları önce talamusa uğrar, oradan uç beyine gider. 5 duyu organlarından bir tane duyu eksik. Kim o? Koku duyusu. Yani burnumuzdan gelen uyarılar talamusa uğramıyor. Ama onun dışında derimden gelen, gözümden gelen, işitmeden gelen, dilden gelen, yani 5 duyu organlarımda burun hariç diğer bölgelerden gelen uyarıların hepsi nerede toplanıyormuş arkadaşlar? Talamusta toplanıyormuş. Duyu nöronları burada toplanıyormuş. Sonra bunlar arkadaşlar burada kategorize ediliyor. Hangisi tatla ilgili, hangisi işte işitmeyle ilgili, hangisi dokunmayla, hangisi sıcaklıkla gibi gibi. Burada kategorize ediliyor. Sonra talamustan uç beynin merkezlerine gönderiliyor. Hani biz böldük ya frontal lob, işte parietal lob falan filan diye. İşte buraları arkadaşlar kimin hangisinin oraya gideceğini, hangisinin doğru merkeze gideceğini kategorize eden kısım kimmiş? Talamustur. O zaman talamusa trafoda diyebilirsiniz. Topluyor duyu nöronlarını, kategorize ediyor, sınıflandırıyor. Sonra hop tekrar beyne dağıtıyor diyeceğiz. Uç beyne götürüyor diyeceğiz. Evet, 5 duyu organlarından gelen uyarıları topladık, kategorize ettik. Uç beynin ilgili merkezine de gönderdik arkadaşlar. Yine mimiklerin oluşumunda da görev alıyor talamus. Mimik anında ani böyle vücudumuzda ani tepkiler oluşturuyoruz ya. Yani mimik oluşumunda demeyeyim de mesela heyecan, korku falan anında mimik oluşturuyor vücudunuz. İşte bunlarda talamus görev alıyor. Yine uyanıklık durumundan uyku durumuna geçişlerde de talamus görev alıyor arkadaşlar. Talamus uyku durumundayken çalışmaz. Hatta beyin kabuğu da arkadaşlar aktif değildir diyeceğiz. Ne zamanki uyanıyoruz o anda talamus aktifleşiyor. Zaten bak 5 duyu organlarından gelen uyarıları kategorize ediyor ya talamus. Orayı toplanıyor ya. Şimdi talamus uyurken aktif olsaydı ben uyuyorum sesi işitirdim. Ses gelirdi talamusa oradan uç beyne giderdi. Ne olurdu arkadaşlar uyuyamazsın ki ya da gözden uyarıtlar gelirse uyuyamazsın. Ne yapmam lazım? 5 duyu organından gelen uyarıtları kesmem lazım. İşte talamus bunu sağlıyor. Uyku durumuna geçişi sağlıyor diyeceğiz. Aniden çok ciddi bir gürültülü sesle uyanıyorsunuz mesela hemen böyle ayılıyorsunuz. Onun sebebi de talamus devreye giriyor. Talamus devreye girmezse eğer uyanamazsınız gençler. Geçtim hipotalamusa. Hipotalamus ara beynin ikinci kısmı demiştik. Bunun çok görevi var. Ne yapacağız o zaman? Arkadaşlar hipotalamus deyince aklınıza homeostezi gelsin. Yani homeostaz dediğimiz iç kararlı ortamı sağlamak, kararlı dengeyi sağlamaktı. Hipotalamus işte arkadaşlar sizin vücudunuzdaki kararlı dengenin sağlanmasında görev alacak. Bunu nasıl sağlarsın? Hormonlarla sağlarsın, iç organların çalışmasıyla sağlarsın. Mesela böbrekler çalışacak ki atıkları atabileyim. Ya da hormonlarım çalışacak ki kan şekerim düzenlensin gibi gibi. Onun için hipotalamusun genel özelliklerini tamam bilelim fakat ezberlemeyebilirsin, hatırlamayabilirsin. Ne yapacaksın? Acaba şıklarda gördüğüm önermelerden hangileri benim iç dengemin sağlanmasında görev alıyor? İç dengemin sağlanmasında görev alıyorsa tamam hipotalamus bunu yapıyordur diyebilirim. Onun için hipotalamus deyince homeostazi ya da hormonlar aklınıza gelebilir arkadaşlar. Toparlarsam hipotalamus endokrin sistemi ve iç organların çalışmasını kontrol ediyor diyebilirsiniz. Homeostazi sağlar dedik zaten. Otonom sinir sistemini kontrol eder. Daha görmedik ama çevresel sinir sisteminin bir kısmıdır otonom sinir sistemi. Otonom sinir sistemi arkadaşlar iç organların çalışmasını denetleyen bir sistemdir. Onlara uyarı götürür. Dolayısıyla hipotalamus da iç organların çalışmasında görev alır demiştik ya. O zaman otonom sinir sisteminin kontrolünü de ne yapacakmış? Sağlayacakmış diyeceğiz hipotalamus için. Hipofiz bezinin çalışmasını düzenler. Hipotalamus arkadaşlar şurada, şu bölgeydi ya, bak şurada bir bez var. Tam belli olmuyor. Bir dakika. Göstereyim. Şurada bakın bir bez var. İşte bu bez hipofiz bezi arkadaşlar.
Hipofiz bezi hipotalamustan uzanan bir bezdir. Hipotalamus işte bunun çalışmasını düzenleyecektir diyeceğiz. Açlık tokluk durumu, vücut sıcaklığının sabit vücut sıcaklığına sahibiz, vücut sıcaklığının korunmasında. Yine cinsel dürtülerde arkadaşlar hipotalamus görev alacaktır diyeceğiz. Kan damarlarımızın büzüşüp gevşemesi, yani kan basıncının düzenlenmesinde yine hipotalamus görev alacaktır. Biyolojik ritmin düzenlenmesinde de hipotalamus görev alacaktır. Günlük yapmamız gereken durumlar, mesela gündüz gece ayrımını arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Gündüz mesela aktif hareketteyiz, gece olduğunda uyuma moduna geçeceğiz. Uykumuz gelecek. İşte bunların, bu biyolojik ritmin ayarlanmasını hipotalamus yapıyor diyeceğiz. Bazen diyoruz biyolojik ritmin bozuldu. Hipotalamus demek ki tam düzenleyemiyor. Tabii bunun çevrenin etkileri de var ama genel olarak hipotalamus devrede olacaktır diyeceğiz. Hatta uzun bir uçak yolculuğu yaptığınızda, gittiğinizde arkadaşlar o kıta değiştirdiğinizde falan o gece gündüz olayları değiştiği için orada biyolojik ritminiz bozuluyor mesela. İşte onun düzenlenmesini sağlayabilmek için hemen uyku moduna geçiyorsunuz. Hipotalamus işte orada devreye giriyor. Biyolojik ritmi düzenlemeye çalışıyor. Başka susama, iyon dengesi, idrar oluşumu, vücudun su dengesini düzenlemede de yine hipotalamus görev alacak. Hatta bunlarda şu görev alıyor arkadaşlar. Hipofiz bezi görev alıyor. Hipofiz bezini kim yönetiyordu? Hipotalamus. Dolayısıyla arkadaşlar hipotalamus görevlidir diyebilirsiniz beyin bölgesinde. Savaş kaç tepkisini oluşturacak? Mesela av avcı ilişkisinde bu vardı. Av avcısını gördüğünde hemen kaçıyor mesela arkadaşlar. İşte bu savaş kaç tepkisidir. Bunu arkadaşlar kim düzenliyormuş? Hipotalamus düzenliyormuş diyeceğiz. Yine hormonların etkisiyle sizin vücudunuzda karbonhidrat ve yağ metabolizmalarının değişimleri, düzenlenmesi var. Bu da o zaman hormonlarla ilgiliyse kim yapar diyeceğim direkt? Hipotalamus yapar diyeceğim. Heyecan stres kontrolünü yine arkadaşlar hormonlar sağlıyorlar. Dolayısıyla hipotalamus burada görev alacaktır diyeceğiz. Evet, şimdi homeostatik dengenin kurulması örneğimiz var. Homeostatik dengeyi nasıl kuracağız arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Dedik ya, hipofiz bezi, hipotalamus homeostatik dengenin kurulmasında görev alıyor diye. Hadi bakalım şimdi. Diyelim ki arkadaşlar ortam sıcaklığı düşük. Ortam sıcaklığı düştüğünde hipotalamusun ısı merkezleri uyarılıyor ve gidiyor deriyi uyarıyor. Deride arkadaşlar kılcal damarlar var. Bunlar daralıyor ve derinin alt yüzeylerine doğru çekiliyor. Bu şekilde ben ne yapıyorum? Dışarıya ısı vermeyi engelliyorum. Isıyı içeride tutuyorum. Vücut içerisinde tutuyorum. Bu şekilde arkadaşlar deri yüzeyinden ısı kaybı azalıyor ve vücut sıcaklığı artmaya başlıyor. Bir yandan hipotalamustaki ısı merkezlerimiz gidiyor iskelet kaslarını uyarıyor. İskelet kasları da arkadaşlar titreme hareketleriyle, kasılıp gevşeyerek titreme hareketleriyle ne yapıyorlar? Isı açığa çıkartıyorlar. Bu da yine arkadaşlar vücut sıcaklığının artarak normal değere ulaşmasını sağlıyor diyeceğiz. O zaman soğuk havalarda biz bu şekilde faaliyet gösteriyormuşuz. Kim bu emri veriyormuş? Hipotalamus. Eğer ortam sıcaksa, sıcak havalarda ise arkadaşlar hipotalamusumuz yine uyarılıyor. Gidiyor önce ter bezlerini uyarıyor. Ter bezlerini uyarıyor. Terleme ile biz ne yapıyoruz? Su atıyoruz. Terleme sırasında su atmamızın sebebi şuydu. Suyun, TYT'de anlatmıştım arkadaşlar suyu anlatırken, suyun bağları arasında ısı depolanıyor. Hatta suyun özgül ısısı yüksektir çünkü ısıyı çok fazla absorbe eder diyorduk. Bu şekilde vücuttaki fazla ısıyı arkadaşlar suyla birlikte biz dışarıya atıyoruz diyeceğiz. Terlemeyle ısı kaybı olacaktır diyelim. Bu da vücut sıcaklığımızın düşmesine, yani normal değere ulaşmasını sağlayacaktır. Bir yandan hipotalamusumuz gidiyor deriyi uyarıyor. Deri yüzeyindeki arkadaşlar kan damarları bu sefer genişliyor. Yani derinin yüzeyine doğru çıkmaya başlıyor iyice. Hatta çok sıcak havalarda kızarırız falan böyle biz. Sebebi damarlar yukarıya doğru çıkar, genişlemeye başlar diyeceğiz. Ve bu şekilde ısı deri yüzeyinden dış ortama yayılmaya başlar arkadaşlar. Bu da yine vücut sıcaklığımızın düşmesini, normal dereceye gelmesini sağlayacaktır. İşte biz bu yapılan işleme homeostatik denge diyoruz. Kim yapıyormuş? Kim görevliymiş? Hipotalamus görevliymiş diyeceğiz. Ara beynin kısmıdır diyoruz. Bu örneği özellikle veriyorum çünkü deneysel sorular gelebilir karşına. Evet, ara beynin ilk kısmı talamustu. İkinci kısmı hipotalamustu. Geldim ara beynin üçüncü kısmına, epitalamus. Epitalamus dediğimiz yapının
hemen ucunda kim var? Epifiz bezi. Bak bakalım şimdi. Şurayı bir silelim. Bakın, epitalamus, şurada bir bez var, uzun uzantı. Ona da biz epifiz bezi diyoruz. Şimdi epitalamus dediğimiz yapı aslında burada tam gözükmüyor ama böyle kozalığa benzeyen bir yapıdır. Hatta insanın evrimleşme süreci içerisinde epitalamus giderek küçülmüştür arkadaşlar. Epitalamusun çok görevi var. Üçüncü göz olarak falan da bilinir. Pineal göz olarak da bilinir. Fakat oralara biz girmiyoruz. Onlar müfredatta yok. Ama epifiz bezini kontrol etmesi gerektiğini bileceğim müfredat içerisinde. Bir de epifiz bezinden bir tane hormon sentezleniyor. Melatonin hormonu diye, bir de onu bileceğiz. Bu hormon arkadaşlar özellikle geç saatler değil de uyku saatlerinde sentezleniyor. Neden öyle sentezleniyor? Şöyle ki, ortamın karanlık olması gerekiyor bu hormonun sentezlenebilmesi için. Gözlerden hiçbir şekilde ışık uyartısının girmemesi gerekiyor. Yani kişi uyumuyorsa bile dinlenme halinde göz kapaklarını kapatmış olması gerekiyor. Işık varlığında bu hormon sentezlenemiyor çünkü. Şimdi o da yani yaklaşık 10 ile saat 2-3 arasında sentezlenen bir hormon. O yüzden uyku saatlerimiz neden önemlidir diyoruz. Melatonin hormonunun çünkü vücutta birçok metabolik dengede de etkisi var. Çok basit bir yapılı hormon olmasına rağmen önemli bir hormondur arkadaşlar. Bu hormonun sentezlenebilmesi için ne olması gerekiyormuş? Saat 10 ile 2-3 arasında bizim dinlenme halinde olmamız gerekiyormuş diyeceğiz. Yani yarım saat, bir saatlik bir dinlenme hali bile olsa bizim için yeterli olur. Evet, epitalamusla ilgili bu kadar bil. Başka bir şey bilmene gerek yok. Çok görevi var dediğim gibi ama burada girmeyeceğiz. Müfredatta yok, gereksiz bilgi vermeyelim. Evet, ne yaptık? Ön beynin, uç beyin ve ara beyin kısmını bitirdik arkadaşlar burada. Bu videomuzda. Bundan sonraki videomuzda artık kime geçeceğiz arkadaşlar? Orta beyne geçeceğiz. Kendinize bakın, görüşürüz.